Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Yunan yine Türkiye düşmanlığı yaptı. Yunan basınında atılan manşetler Türkiye'yi kızdıracak cinstendi. Kurduğumuz ordu Türkleri haritadan silecek ifadeleri yer aldı. Yunan basını ordunun yeni silahlanma planlarını da duyurdu. Yunanistan silahlanma harcamalarını artırıyor. Yunan basını silahlı kuvvetlerin yeni planını duyurdu. Buna göre Alman Leopard tankları ve Meko sınıfı fırkateynlerin modernizasyonunun yanı sıra yeni savaş gemileri alımı gündeme geldi. Enflasyon neredeyse son 30 yılın rekorunu kırdı. 2010'daki büyük ekonomik krizin etkileri tamamıyla aşılamadı. Ekonomik olarak zor durumda olan Yunanistan buna rağmen silahlanmaya ağırlık vermeye devam ediyor. Yunan Protothema gazetesi donanma için alınacak korvet türü savaş gemisi seçim sürecinin son düzlükte olduğunu yazdı. Kıymetli izleyenler, habere göre Yunan donanmasının maliyet açısından İtalyan Doha tipi korveti alma olasılığı oldukça yüksek. Yunan Savunma Bakanlığı İtalya'ya vereceği 4 korvet siparişinden ikisinin hızlıca teslim edilebilmesi nedeniyle Doha'lara öncelik veriyor. İtalyan korvetlerin dışında Fransa ve Hollanda korvetleri de Atina'nın değerlendirildiği seçenekler arasında. 4 korvet alımının Yunan donanmasına maliyeti 2 milyar euroyu bulabilir. Yunan basınına göre yeni korvetlerin alımıyla Ege'deki Yunan deniz alanının gözetlenmesi amaçlanıyor. Yunan silahlanma programı kapsamında Alman Leopard tanklarının modernizasyonu da planlanıyor. Maliyetinin ise 1 milyar euroya kadar ulaşması bekleniyor. 7 adet Romeo tipi Amerikan deniz savar helikopterlerinin alınması da Atina'nın gündeminde yer alıyor. Anlaşma sağlanırsa 7 helikopterin ilk 3'ünün 2023'te, diğer 3'ünün 2024 ve sonuncusunun da 2025'te Atina'ya teslim edilmesi bekleniyor. Yunanistan'da maliyeti 500 milyon euro olan Meko sınıfı fırkateynlerin modernizasyonu da masaya yatırılıyor.